Merhaba sevgili Antalya 3T izleyicileri. Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı uzaktan eğitimle alakalı basın açıklamasından sonra Antalyalılara bu konuyla ilgili neler düşündüklerini soracağız. 3 milyondan fazla öğrencinin internet erişimi yok. Bununla ilgili hükümet MEB'e para ayırmalı ve CHP'li belediyeler de bu ihtiyacı karşılamaya hazırlar şu anda diyor. Hazırsalar çok güzel bir şey tabii ki de. Devletimiz büyüktür. Elbet bir çaresi bulunur. Elbet bir sonuca varırız ama şimdi çözüm odaklı biz çalışmalıyız burada. Uzaktan eğitim şart bence. Üniversite olsun. Üniversitede hele hele çok daha önemli bu konu. Neden diye sorarsak. Şöyle düşünün, benim üniversitemde mesela ben Erzincan Üniversitesi'nde okuyorum. Yaklaşık 15 bin kişi okuyor orada. Aktif 20 bin gözüküyor. Üniversiteye gelen okuyan 15 bin kişi. Bu 15 bin kişi farklı bir şehirlerden geliyor. Yani pandemi döneminden okumak uygun olmaz. O yüzden uzaktan eğitim şart bu yüzden. Şimdi internete erişimi olmayan insanlar, olmayan gençler, öğrenciler, onlara bir çözüm bulunur. Bulmak da zorunda devlet. Bence uzaktan eğitim yapılmalı ve belediyeler de öğrencilere yardımcı olmalıdır. Evinde televizyon bile olmayan bir sürü öğrenci olduğu söyleniyor. Bununla ilgili de bir projeye hazır olduğunu söyledi CHP il belediye başkanları ile birlikte. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi A parti, B parti, C parti biz konuşmamamız gerekiyor burada. Neden diye sorarsanız ben şunun taraftarıyım. Millete hizmet verilen her yer tarafsız olmalı. Dinine, rengine, ırkına bakmamalı. O yüzden de şimdi A parti, B parti demeyelim. A parti olmaz, B parti olur. O da o hizmeti, o da o sorunu çözmek zorunda. Milletin bir sorunu varsa devlet de bunu yardımcı olması gerekiyor, çözmesi gerekiyor. O yüzden A parti, B parti olarak konuşmamamız gerekiyor, tarafsız olmamız gerekiyor bu konuda. Çünkü burada millete hizmet veriliyor. Çalışmalara hazır olduklarını söylüyorlar da uygulamaya geçilse daha iyi olur tabii ki. Çünkü hep baktığımızda hep herkes hazır olduğunu söylüyor, herkes bir şeyler söylüyor. Uygulama görsek çok daha seviniriz. Yani uzaktan eğitim teknolojik olarak eşitlikçi değil mi sizce şu anda? Yani çok eşitlikçi değil tabii ki. Ben mesela Hakkari'de görev yaptım 2 yıl. Hiçbir şekilde buradaki öğrencilerin sahip olduğu şeylere sahip değil oradakiler. O yüzden eşitlik yok yani uzaktan eğitimde teknoloji anlamında. Sıkıntı yani. Yani bu çalışmalar bir an önce hızlı bir şekilde gerçekleşsin mi diyorsun? Tabii ki de bir an önce. Yani ivedilikle hem de. Çalışmaya hazır olan kim? Biz. Yani hükümet mi? Kemal Kılıçdaroğlu mu? CHP'li belediyeler. Çalışmaya hazırlarmış. Yani hazırlarsa illaki vatandaş da hazırdır. Halk da hazırdır. Çocuklar da hazırdır. İnşallah açılır yani okurlar ne diyelim. Şu an Türkiye'de 3 milyondan fazla öğrencinin internete erişimi olmadığını söyledi bugünkü konuşmasında. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Öyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani olan var mı bilmiyorum ama internetle ilgili bir sıkıntı yok. Kemal Kılıçdaroğlu biraz sallıyor gibime geliyor bilmiyorum ama. Yani sizce Türkiye'nin her yerindeki bütün örgün öğrenciler, devlete bağlı olanlar internete rahat bir şekilde erişebiliyorlar mı? Tabii ki. Yani kimsede bir sorun yok. Etrafımızdakilerde ne bileyim. Hiç kimse öyle bir sıkıntıdan bahsetmiyor. Yani olsa herhalde zaten yansır bu. Her yere yansır yani. İnşallah. Yani iyi bir sonuçlar çıkar okul için ne diyeyim. Ama yine de Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederiz ilgilendiği için. Bulamadım. Ben kendim de öğretmenim. Ama bulamadım maalesef. Uzaktan eğitimle alakalı olarak ne düşünüyorsunuz? Vallahi yüz yüze eğitimden farklı tabii. Yüz yüze eğitim daha iyi ama uzaktan eğitim bütün öğrenciler katılamıyor. Katılamadıkları için öğretmen de sorun yaşıyor. Ulaşamayan öğrenciler de sorun yaşıyor. Kılıçdaroğlu bugün yaptığı basın toplantısında 3 milyondan fazla devlete bağlı örgün öğrencinin internet erişimi olmadığını ve CHP'li belediyelerin bununla ilgili bir çalışma yapmaya hazır olduğunu söyledi. O konuda fazla yorum yapmak istemiyorum. Başka birisi yapsın. Yani sizce peki herkesin teknolojik olarak yeterli erişimi var mı şu anda uzaktan eğitime? Vallahi bazıların yok ama olanlar da var yani şu vardır. Peki uzaktan eğitimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce herkesin eşit bir şekilde teknolojik açıdan erişimi var mı buna? Zannetmiyorum.
Bununla ilgili çalışma yapmaya hazır olduğunu söyledi CHP'li belediyelerin Kılıçdaroğlu. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani geç kalınmış mı yoksa şu anda mı? Yani en azından şu okullar tatil olmadığı dönemde yapılmış olsaydı şu ana kadar hazır olmuş olurdu diye düşünüyorum. Ben doğu kökenli birisiyim. Antalya'da hemen hemen %90-%95 erişim var. Ama doğu için aynı şeyi söyleyemem. Doğudaki öğrencilerin erişiminin %60-65 olduğunu duydum ve arkadaşlarımdan bana gelen bilgi de bu yönle yana. O yüzden şu anda uzaktan eğitimi Türkiye beceremedi. Peki açılması durumunda yeterli önlemler alınabilir mi sizce? Alınabilir. Kapattıkları köy okullarını açacaklar, taşıma sistemini kaldıracaklar. Kapattıkları köy okullarını açarsalar bunu da çözüme kavuştururlar. Bugünkü basın açıklamasında Kılıçdaroğlu da benzer şeyler söyledi. Doğrudur. Yani çözüm bu. Başka türlü yok. Yani 40 kişilik sınıfı 20 kişiye indirmek zorunda. Ama şu anki şartlarda bunu indiremezler. Peki bunu yapmak için aynı zamanda öğretmen ataması da yapmak zorunda biliyorsunuz. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Öğretmen atamalarını maalesef istenilen seviyede yapmıyorlar. Zaten açıklamalarında öğretmenlerin maaşlarını kendilerine külfet olduğunu da iletiyorlar. Türkiye için büyük bir külfet deniliyor. Bu nedenle dolayı ben bu sistemin düzeleceğine inanmıyorum. Uzaktan eğitim bence bu sene bizim için daha yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü bildiğimiz için koronavirüs olduğu için uzaktan eğitim daha mantıklı geliyor. Evet. Bence kötü. Neden kötü? Ben anlamıyorum gayet bir şey. Özellikle matematikten hiçbir şey anlamıyorum. Yani ne durdurabiliyoruz ne mesela yeniden anlat diyebiliyoruz. Anlattıramıyoruz. Bence işe yaramıyor uzaktan eğitim o kadar. Çok yararlı değil bence. Şu an Türkiye'de 3 milyondan fazla öğrencinin, devlete bağlı öğrencinin internet erişimi olmadığı söyleniyor. Bugün Kılıçdaroğlu bir basın toplantısı düzenledi bununla ilgili. İzleme fırsatınız oldu mu? Hayır. Hayır. Peki bu 3 milyondan fazla öğrenciyle ilgili ne söylemek istersiniz? Ya bence devlet o kadar deprem vergisi falan topladı. Onun için bence burada kullanmalı artan varsa, her eve bir internet bağlamalı ufak da olsa kullanabilecekleri kadar öğrenciler için. Mesela evde iki öğrenciden fazla olunca bağlaması lazım bence. Ben Kılıçdaroğlu'na laf söylemek istemiyorum. Lafına cevap vermek istemiyorum. Peki sizce şu anda mesela televizyonu olmayan öğrenciler de var internet dışında. Herkes eşit bir şekilde uzaktan eğitime katılabiliyor mu sizce? Ben düşünmüyorum katılabildiğini herkesin. Bazıları mesela olmayanlar komşuya falan gitmek zorunda kalıyor. Bu da zaten virüsün yayılmasını iyice arttırıyor. Bence çok da iyi değil yani. Ben de aynı fikirdeyim arkadaşlar. Yani Kılıçdaroğlu'nun bugün söylediği CHP'li belediyelerin uzaktan eğitim için gerekli adımları atmaya hazır olması iyi bir şey mi? Bence iyi bir şey. Benim açımdan iyi, olumlu bir adım. Aynen, haklısın. Ve uzaktan eğitimle alakalı genel olarak ne düşünüyorsunuz? Sizce sağlıklı bir şey olarak düşünmüyorum. Zaten çocuklar öğrendiklerini unuttular. Aylar geçti. Bundan sonra da nasıl sağlıklı olur bilemiyorum yani. Bugünkü basın açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu 3 milyondan fazla öğrencinin, devlete bağlı örgün öğrencinin internet erişiminin olmadığını söyledi ve CHP'li belediyelerin bununla ilgili çalışmalara hazır olduğunu söyledi. Bir çağrıda bulundu yani. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Vallahi izlemediğim için hiçbir yorum yapamayacağım ben şimdi. Çünkü ne dedi, ne yaptılar, ne ettiler hiçbir konuda bilgim yok. Sizce peki eşitlikçi mi uzaktan eğitim? Yani herkes eşit bir şekilde ulaşabiliyor mudur? Ulaşamıyordur bence. Yani erişemeyenler vardır. Bence oturup düşünecek, hep birlikte bir karara varacaklar. Uzlaşacaklar yani. Bir tek kişinin kararıyla değil de çoğulcu bilim adamlarının, eğitim camiasının ne dediğini dinleyecekler. Ona göre yol izleyecekler. Yani eşitsizlikler giderilsin mi diyorsun? Ya, kesinlikle. Çok var. Peki, çok teşekkürler. Çocuklar daha çok dinliyorlar. Üniversitede de okuyan iki tane çocuğum var. Ama açıkçası ben pek dinlemedim. Peki uzaktan eğitimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Katılmıyorum. Hastalık olsa da dahi koronavirüs, yüz yüze eğitim olması lazım bence. Şu anda yeterli derslik ve öğretmen olmadığını söyledi Kılıçdaroğlu. Bununla ilgili bir düşünceniz var mı? Katılmıyorum. Katılmıyorum çünkü o kadar bekleyen bir sürü memur, öğretmen adayları falan olduğunu düşünüyorum. Evet, atamalarının yapılmasını söyledi. Gerektiğini düşünüyorum. Atamalar yapılıp okulların açılmasını istiyorum yani. Doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. Zannetmeyeyim. Onlar yapamaz. Yapacağına hiç umudum yok benim. Peki, 3 milyondan fazla öğrencinin internet erişimi olmadığını söyledi.
devlete de bununla ilgili yapılabilecek bir sürü şey olduğunu ve kendilerine yardım etmek istediğini söyledi. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Bundan şu grev gitmedikçe bir şey düşünemez. Bu kalkarsa, bu ertelenirse olur. Yoksa olmaz. Şurada kaç kişi ölürse olur mu? Olmaz zannımca. Bu düzenleme şu anda bence biraz zor gerçekleşir. Neden? Her şey açık ve net yani. Gören göz kılavuz istemez. Haksızlık, adalet olmayan bir yerde. Adalet yok yani, adalet. Büyük küçük bir laf ama adalet. Paylaşım. Şu anda STK'larla birlikte evinde televizyon olmayanlara herkesin bir televizyonu olsun projesi başlatalım dedi Kılıçdaroğlu. Bununla... Televizyonu boş verin, millet aç aç. Millet aç. Ondan bahsetsinler yani, aç. Televizyonum var, karnım aç. Ne yapayım ben televizyon? Televizyon uzaktan eğitim için. Ha, onu mu diyorsunuz? O iyi bir şey, iyi bir şey. Yani destekliyorum. Tabii tabii destekliyorum. Peki, çok teşekkürler. Hastalıktan dolayı şu an çok sağlıklı değil. EBA'ya giremiyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz. Memnun değiliz yani. Herkesin... Geride kaldı. Bir yıl geride kaldı. Dördüncü sınıfa giden kızım var. Yani geçen seneki birinci dönemden beri yani eğitim, uzaktan eğitim başlayalı çocuklar gerçekten eğitime uzak kaldı. Kılıçdaroğlu bugün yaptığı basın açıklamasında bu internet ve bilgisayar yetersizliklerinin karşılanması için CHP'li belediyelerin talip olduğunu söyledi. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani o konuda insanlara, yani zaten burası turizm bölgesi biliyorsunuz. Şu anda insanlarımız zor durumda turizmden dolayı. Sezon çok kısa sürdü. Sadece 2 ay ya da 3 ay çalışabileceğiz, onu da bilmiyoruz. Güzel olur yani. Çok güzel bir şey olur.